Evet sevgili izleyenler, canlı yayınımız devam ediyor. Söğütlü'ye geçeceğimizi, Akçabat'a geçeceğimizi ifade etmiştik. Oraları gezdik. Çok fazla bir sıkıntının olmadığını sizlere ifade edelim. Yine hasarın Beşirli tarafında daha fazla olduğunu, binaların altındaki suları ekranlara getirmiştik. Şu anda da Zanos Vadisi'ndeyiz. Kentsel dönüşüm sonrası burası çok güzel bir bahçe haline getirilmişti ve Kermes'in bulunduğu bölgedeyiz. Az önce de editör arkadaşlarımız buranın fotoğrafını manzaralamışlardı ve belediye başkan yardımcımız yanımızda, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim öncelikle. Can kaybının olmaması en büyük sevindirici gelişme. Önce Araklı, sonra Yomra, ardından dün gece de Trabzon ve hala turuncu alarm verilmiş vaziyette. Son bilgileri, size ulaşan verileri sizden öğrenelim başkanım. Yani şu anda biz Ortaçlar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Biz Ortaçlar Belediyesi olarak 10 tane yıkama ekibi, 8 tane harfiyat toplama ekibi ve süpürge ile birlikte şehrimizin dört bir tarafında hizmet vermeye çalışıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Şu anda da işte dediğiniz gibi Zanos Vadisi'ne geldik. Burada son duruma bakalım dedik. Görüyorsunuz işte. Büyükşehir'le birlikte tamamen bir bataklık haline geldi burası. Tabii, bataklık haline geldi. Büyükşehir Belediye'mizde belediye başkanımızın da talimatı doğrultusunda öğleden sonra muhtemelen buraya ekip girecek. Daha sonra işte yıkamasının temizliğini yapacağız. Yani dediğiniz gibi büyük bir yağmur yağdı. Büyük bir, Allah'a şükür ama bir felaketle sonuçlanmadı en azından. Can kaybımız yok. Buna da şükür yani. Şunu soracağım. Özellikle Çömlekçi'deki, Dalçık ve Beşirli'deki o güzergah hemen her aşırı yağmurda sıkıntı yaşayan pilot bölgelerimiz haline geldi. Karayolların uhdesine, gerçi orası sizin uhdenizde değil ama burayla ilgili meclis gündemine getirilmesi beklenen bir konu var mı? Nasıl bir düzenleme yapılacak? Az önce biz o bölgedeydik. Karayolları ekipleri de orada çalışmalarını yapıyorlardı ama bu kadar hassas bir noktada iki tane logarın oluşu, onların tıkanması hasebiyle hemen her aşırı yağmurda oranın tıkanması, Beşirli'deki o yol güzergahının dümdüz olması, suyun tahliyesinin sıkıntı yaratması da beraberinde çok büyük dertler açıyor başınıza. Kesinlikle doğru diyorsunuz. Bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Ortaçlar Belediye Başkanımızın da bu konuyla alakalı birlikte yapacak oldukları toplantılar sonrasında bir çözüm bulma çalışması vardır şu anda. Ama işte dediğiniz gibi yıllardan beri süre gelen öyle bir sıkıntı var orada. Bu dönem inşallah ona da bir çözüm bulunur. Ama çalışmalar var yani. O konunun da gerçekten Trabzon için bir önemli bir sorun haline geldiğini herkes farkında. Onu da inşallah çözeceğiz. Başkanım, son olarak meteoroloji yine uyarıyor sizler de vatandaşları. Haber 61 mikrofonu aracılığıyla bir uyaralım istiyorum. Yine turuncu alarm var. Bugün özellikle Vakfı Kebir, Beşikdüzü ve Çarşıbaşı ilçelerinde yoğun yağmur ve beraberinde sel felaketinin yaşanabileceği uyarıları da verildi. Turuncu alarm seviyesindeyiz şu anda. Vatandaşların ne yapması gerekiyor bu noktada? Yani bu noktada dere yatağına yakın yerlerde olan vatandaşlarımızın mümkün olduğunca eş dost akrabalarına veya işte bize de ulaşırsa bizim de yardımcı olabileceğimiz konularda konaklamak için elimizden geleni yaparız. Yani dere yatağına yakın yerlerde evlerinde bulunmamalarında fayda var, evet. Tabii ki. Onun dışında da yani tedbirli olmalarında fayda var. Tedbirli olmalarında fayda var kesinlikle. Çünkü dediğiniz gibi turuncu alarm var şu anda. Ama Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Yani bunu da atlatırız. Çok teşekkürler başkanım. İncelemelerini devam ettiriyor. Şu anda Zanos Vadisi'ndeydi. Evet, sevgili Emrah ekranlara getirdi burası. Eski görünümü aslında. Eski burası yapılmadan önceki halini anımsatır vaziyette. Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediye ekipleri öğleden sonra itibariyle burada çalışmalarına başlayacaklar. Bu bilgiyi de aktaralım. Beşirli'deki yaraların sarılması işlemi, oradaki suların tahliye işlemi de devam ediyor sevgili izleyenler. Bu bilgileri de aktaralım. Turuncu alarmın olduğunu belirtelim. Mümkün olmadığı müddet içerisinde başkanım da ifade etti. Dere yataklarına yakın çevrelerde bulunan evlerden uzak durulması gerektiğini
ifade etti. Gerekli önlemlerin en kısa zamanda alınacağını ki dün yine Çömlekçi'de yani bundan 3-4 gün öncesinde yaptığımız canlı yayın yine aşırı yağmur sonrasında yol hem gidiş hem geliş kapanmıştı. Dün akşam da buna benzer bir manzara vardı. Vidanjörler oradaki yolda biriken suyu, su birikintisini vidanjörlerle beraber tahliye ettiler ve yol ulaşıma açıldı. Boztepe yolunda asfaltın birçok bölümünde deformasyonların olduğunu söyleyelim. Aşırı yağmurlar sonrası gelen sular oradaki asfalta zarar vermiş durumda. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Teyakkuz'dayız, turuncu alarmdayız. Araklı, ardından Yomra, dün gece saatlerinde de Trabzon. Bu gece de bugün itibariyle de aslında öğlene kadar öngörülüyordu bu aşırı yağış ve fırtınanın Vakfıkebir, Beşikdüzü ve Çarşıbaşı ilçelerinde etkili olması bekleniyor. Yine alarm ve teyakkuz üst seviyede, vatandaşların tedbirli olunması istendi ki dün saat gece geç saatlerde belediye hoparlörlerinden ve cami hoparlörlerinden de vatandaşlar, hem köylüler hem şehirde yaşayan vatandaşlar uyarılmıştı diyelim. Biz de tetikte olacağız. Ben Tuncay Lekos, sevgili Emrah Paça ile birlikte herhangi bir şey olması halinde canlı yayınlarımızda sizlerle birlikte olacağız diyelim. Mutlu, huzurlu bir gün geçirmenizi temennisiyle hoşçakalın.